bazı feminist platformlar var. Bunlar da acayip çalışıyorlar. Haberiniz olsun. Kadın hakları diye diye kadına şiddet söylemini maske yapa yapa kadını erkeğe düşman ettiler, erkeği kadına düşman ettiler. Erkek kadının rakibiyle değil. Görmesini sağlıyorlar. Erkek kadın birbirini rakibi midir? Hünnel vâsûllekum ve entüm gibâsûllekum. Onlar sizin örtünüz, elbiseniz, siz de onların elbisesiniz. Yani birbirini tamamlıyorsun. Örtü, elbise neyi kapatır? Ayıplarını kapatır. Mahremini kapatır, sırlarını kapatır. Dolayısıyla ne olacak? Birbirinize kenetleyin. Ayıbınızı, efendim sırlarınızı gizleyin. Onurunuzu muhafaza edin. Ama sen şimdi bir bakıyorsun, en ufak bir şeyde mahkeme, en ufak bir şeyde hop televizyon programı, her şey açılıyor, saçılıyor, fayda ediliyor, gizli bir şey kalmıyor ki. Siz bir daha bu aile, yuva bir araya gelebilir mi ya? Böyle bir hallere geldik. Öyle bir durum oluştu, ha sen aile huzuru için söylediğin bir takım şeyler, yani ev hanımlarına yaptığın nasihatleri bile, karı koca arası düzelsin diye efendim bulunduğun tavsiyeleri bile kadına efendim kadını aşağılıyor diye nitelendiren kompleksli ezik tipler türedi maalesef. Geçenlerde sosyal medyada bir tag açılmış, Diyanet kapatılsın, cayır cayır yazıyorlar. Rastladınız mı ona bilmiyorum. Rastladım. Niye? Ben de tabii merak ettim. Nedir bu yani? Diyanet kapatılsın. Ne olmuş ki ya? Ne olmuş biliyor musun? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kadın cinayetlerine değinerek diyor ki kadının diyor canı, onuru efendim kutsaldır, kadın emanettir diyor. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Ne var bunda? Vay sen misin kadına emanet diyen bir güruh feryat ediyor. Biz emanet değil bireyiz. Sen bizi aşağılayamazsın. Bak bak. Halbuki bu sözü söyleyen kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde insanlık evrensel beyannamesinde adeta buyurmadı mı? Kadınlar Allah'ın emanetidir. Şu sözü bile kabul edemiyorlar. Bunlarla uzlaşabilir misin sen? Sen bunları dinlersen, böyle insanlarla teşkil vesaire bulursan sen nasıl eşinle, kocanla nasıl sulh diye efendim huzur üzere üfet ve muhabbetle bir aile yuvasında devam edebilirsin ki? Şunu bile kabul edemiyor. Kadını nasıl aşağılarsın? Kadın emanet diye lafı aşağılanmak kabul ediyor. Kork kafa anlasana emanet ne demek biliyor musun? He? Sahibi değilsin yani. Senin malın değil. Emanet. Komşudan bir emanet alsan, yani onu kırmak için balta bile alsan ne yaparsın? Emanete dikkat edersin ya, aman taşa gelmesin diye. Çünkü ağzı körendiği zaman komşu diyecek, sen ne biçim adamsın emanete hıyanet ettin, niye bunun ağzına efendim taşa vurdun? Kendi malını tamam istediğin gibi kır vur ama emanete öyle yapamazsın. Yani kadın da emanet, daha dikkat edeceksin, gözün gibi bakacaksın, zarara uğramaması için siper olacaksın. Çünkü o Allah'ın emaneti. Allah sorar. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Rabbim evlerimize üfet muhabbet nasip etsin. Amin. Huzur saadet nasip etsin. Amin.